Merhaba, ben Ahmet. 35 yaşındayım. Bundan tam 5 yıl önce kırmızı ışıkta geçen bir aracın çarpması sonucu yürüme becerimi kaybettim. Maalesef artık yürüyemiyorum. Trafik kazası öncesinde farkında dahi olmadığım engelli rampası artık benim için hayati bir öneme sahip. Lütfen bana engel olma. Şehir ve bina mimarisinde yapacağın küçük düzenlemelerle bana destek ol. Ben Hasan. Doğuştan görme engelliyim. Sokaklarda gördüğünüz sarı renkli hissedilebilir yüzeyler benim için çok önemli. Günlük hayatta benim karanlık dünyamı aydınlatan, yoluma ışık tutan bu sarı şeritli yollar benim bir nevi güneşim. Lütfen ışığımı kapatmayın. Lütfen aydınlık dünyamı karartmayın. Görme engelli bireylere ayrılan ve onlara ait olan yollara araç park etmeyin. Ben belgesel izlemeyi çok seviyorum. Geçen hafta arkadaşımla televizyonda izlemek için harika bir belgesel seçtik. Sabırsızlıkla belgeseli açtık ama belgeseli alt yazılı olmadığı için sadece görsellere bakabildim. Dijital içerik üretirken içeriğe erişimi artırmak için yayınları lütfen alt yazı seçeneği ekleyin. Bilgiyle aramıza engel koymayın. Yayına içeriğe alt yazı koyun. Merhaba, ben Zeynep. Merhaba, ben Kemal. 20 yaşında Mete isminde bir oğlumuz var. Mete, seriple alfası ve ağır zihinsel engelli. Biz Mete'yi çok seviyoruz. Mete bizim her şeyimiz. Onun yüzünde açacak bir tebessüm için tüm ömrümüzü feda etmeye hazırız. Unutma, herkes gibi özel gereksinimli bireyler de bu toplumun bir parçasıdır. Toplum onları kabul etmeli ve sevgi ve şefkatle bağrına basmalıdır. Onlar yokmuşçasına davranmak, özel gereksinimli bireylere aşağılayıcı bakmak kimsenin haddi ve hakkı değildir. Özel gereksinimli bireyleri fark et, hisset, kabul et. Ben miyim engelli olan, yoksa sen misin bana engel olan? Bugün halen otomatik kapısı olmayan, girişinde engelli rampası bulunmayan, işaret dili olmayan ya da altyazısız içerikler yapan, hissedilebilir zeminlere araç park eden sen ama adı engelli olan ben. Aslında benim önümdeki en büyük engel senin bilinçsiz davranışların. Sen bana engel olma. Ön yargılarını hayatıma set çekme. Beni, bizi etiketleme. Acımasızca, küçümseyerek bakışlarınla beni ve ailemi tüketme. Ön yargılarını, o acıyan, küçümseyen, alaycı bakışlarını üzerimden çek. Bana hak ettiğin fırsatı ver ve yapabileceklerimi gör. 10-16 Mayıs Farkındalık Haftası kapsamında yapacağımız etkinlikleri gözden geçirirken dijital içeriklerin çocuklara, yetişkinlere daha çok ulaştığını fark ettik. Ve bu konuyu okul idareme, meslek büyüklerime açtığımda bir kamu spotu yapmayı planladık. Oturduk, neler yapabiliriz, bu konuda hangi engel türleri, hangi konudan muzdarip oluyorlar, bunları okul idarem Sayın Pelin Solak ve meslek büyüklerimle konuştuğumuzda bir kamu spotu taslağı oluşturduk ve taslağı sadece öğretmen arkadaşlarımızın desteğiyle, çalışmasıyla hayata geçirdik. Umarım çekmiş olduğumuz bu kamu spotu amacına ulaşır, insanlar farkındalık edinirler ve özel gereksinimli bireylerin önüne engel koymaktan vazgeçerler. Toplumumuz özel gereksinimli bireyleri kabul eder, onları bağrına basar. Özel gereksinimli bireyler toplumumuzun parçasıdır. Onları kabul etmeli, onları fark etmeli ve empati yapmalıyız.
Atatürk İlkokulu olarak Engelliler Haftası münasebetiyle farkındalık oluşturmak adına öğretmen arkadaşlarımızla beraber kamu spotu oluşturduk. Oluşturmuş olduğumuz videoda öğretmenlerimiz gerçekten çok büyük özveriyle çalıştılar. Çok gönüllü olarak katılım sağladılar. Özellikle özel eğitim öğretmenimiz Nihat Koçer, diğer özel eğitim öğretmenlerimize ve tüm öğretmenlerimize emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Umarım toplum olarak almamız gereken mesajı alırız. Engelli arkadaşlarımıza, engelli bireylerimize engel olmayıp onlara yardımcı oluruz. Onların halinden anlayıp onlara daha anlayışlı, daha sevgi dolu yaklaşırız. Yapmış olduğumuz bu farkındalık videosu bütün insanlara farkında olmayı göstersin. Teşekkür ediyorum.